Arkadaşlar. Efendim hepinize merhabalar. Ben Rıdvan Aykün. Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayınından günaydın Türkiye, günaydın İzmir diyoruz. Haftaya böyle canlı canlı, cevap canlı ve tabii ki gazete manşetleri okuyacağız. Heyecanlı başlıyoruz. Neler çıkacak sayfalar arasında, ekonomide, 3. sayfalarda tacizler, cinayetler, artı tabii ki üçkağıtçılık, dolandırıcılık, her şey var. Tamamen yansıyor gazetelere, manşetlere. Güne Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Tabii ki saat 10'da da Profesör Doktor Ünal Aydın'la birlikte olacağız. Ayağının tozuyla Seul'den geliyor, Kore'den geliyor Profesör Doktor Ünal Aydın ve sizlerin karşısında olacak. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz güne. Kuklaları da kucakları da iyi biliyoruz. Kuklaları da kuklacıkları da kuklacıları da iyi biliyoruz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Partisinin Kızılcahamam kampında ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Kampanya düzenliyorlar. Gezi'de sokakları karıştıranlarla DAEŞ'i PKK üzerinde salanlar, FETÖ'yü besleyip büyütenler, bölücü terör örgütüne meşruiyet kazandırmak için kampanya düzenleyenler hep aynıdır. Hani bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye demişlerdi ya, ona atıfta bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Amerikan bayraklı İnönü, İsmet İnönü dönemindeki ABD yardımlarını hatırlatarak CHP'yi eleştiren Erdoğan, işte görüyorsunuz elindeki bayrak, dikkat edin, Türk bayrağı değil, elindeki bayrak Amerika. Bu da İnönü, bunların geçişini hep böyle dedi, bunların geçmişi hep böyle dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Efendim geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Kraliyet ailesi aleyhinde devamlı yazı yazan bir tane gazeteci, evlenmek için, evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul Büyükelçiliği'ne gitti. İstanbul Büyükelçiliği'nde ise vatandaş girdi, Suudi Arabistan vatandaşı girdi, gazeteci bir daha çıkmadı. Bütün dünya karıştı. Parçalayıp mı götürdüler? Yani 6 gündür piyasaya çıkmayan bu gazeteci için deniyor ki parçalayıp da mı götürdüler şekliyle yer alıyor. Şimdi baktığımız zaman özellikle Suudi Arabistan'dan aynı gün 15 kişi gelmiş uçakla ve konsolosluğa gitmiş. Bu vatandaş da Suudi Arabistan'da, gazeteci de konsoloslukta, ne olduğu belli değil, hala sır. İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan rejim muhalifi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ilişkin şüpheler artarken korkunç bir iddia ortaya atıldı. Parçalayıp mı götürdüler? 15 kişiye dağıttılar. Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, yetkililerin teyit ettiği şey Cemal Kaşıkçı'nın hayatta olmadığı. O gün 15 kişiyi konsolosluğa Kaşıkçı'dan önce girip bir saat sonra çıkıyor. İçeriye girince öldürüldüğü, cesedin parçalanıp 15 kişiye dağıtıldığı ve götürüldüğü düşünülüyor. Konsolosluk önünde cenaze namazı kılacağız dedi. Türk Arap Medya Derneği Başkanı söylüyor bunu. Hürriyet'i konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Danışmanı Yasin Oktay'a şunları anlattı. Öldürülene dair bir bilgi var, soruyoruz. Çıktı deniliyor ama çıkmadı, tespit edildi. Bu Türkiye'yi hafife almaktır. Olay Türkiye için uluslararası bir gurur meselesi. Türkiye'ye güvendiği için buradan başvuru yaptı. Ve artı Suudi Arabistanlı gazeteci ortada yok. Katledildiği şüphesi oldukça fazla Suudi Arabistanlı gazetecinin. Gelelim başka habere. Eskişehirli Malya'nın hukuk zaferi İstanbul Mayra Rosa Torres'ın Türkiye hikayesi sosyal medyadan tanışıp aşık olduğu NG'ye ilerip Eskişehir'e yerleşmesiyle başlamış. Bir hastasının silahlı saldırısında yaşamını yitiren psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacı Osman'ın klinik psikolog olan kızı Beril Zeynep Hacı Osman babasına duygu dolu bir mektupla veda etti. Sana hep çalışırken öleceksin derken yorgunluğu kastediyordum, bunu değil şekliyle sitem etti. Evet, enflasyona karşı yeni program. Bakan açıkladı, AK Parti kampında bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadele için güçlü bir program açıklanacağını söyledi. Albayrak, ekonomide dengeleme sürecinin başladığında kaydetti. Evet, 300 yıllık köprü buhar oldu. Tek bir taşı bile kalmadı. Önce çarşamba ve perşembe günü bölgede meydana gelen yağışlar nedeniyle 300 yıllık taş köprü bir gecede yağışlar nedeniyle yok olmuş vaziyette. Evet, bakalım devam edelim. Hürriyet'te başka neler var, neler yok, bir göz atalım şöyle. Şuradan da bakalım, gelen mesajlar varsa o mesajları da dikkate alalım hemen, değerli dostlarımızın mesajlarını. Evet, 113 yıl hapis deniyor. 113 yıl hapis.
İstismarcı voleybol hocasının cezası artmış. Kadıköy'de halk eğitim merkezine bağlı voleybol kursuna katılan ve yaşları 12-15 arasında değişen 7 kız öğrenciye istismar ve tacizde bulunduğu gerekçesiyle Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 109 yıl 7 ay hapse mahkum edilen antrenör Onur Ey'nin 42 cezası değişti. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Onur Ey'e DNH'ye cinsel tacizden 1 yıl 3 ay ve İSE'ye müsteşen görevi izletmekte 10 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay daha hapis cezası verilmesine hükmetti. Cezası 113 yıla çıkmış oldu. Yani böyle alçakların cezası az bile bence, az bile daha fazla olması gerekebilir. Evet, devam edelim efendim. Bülent Şençifti günaydın diyor, çok teşekkür ederim. Murat Korkmaz her şeye zam, askeri ücrete ara zam niye yok şekliyle yorumlar göndermiş. Ve asgari ücrette zam gelmesi gerektiğinin altını çizmiş Murat Korkmaz. Tabii ki her şeye zam gelmişse asgari ücrete de artış gelmesi gerekir. Elma kanseri yener mi? Kaç beynimiz var? Bakınız, bunlar Hürriyet Gazetesi Osman Müftüoğlu'nun köşesinden yazmış olduğu bir yazı. Evet, sayfa 4'te. Osman Müftüoğlu ikinci beynin 10 marifetinden bahsetmiş. İkinci beyin bağırsaklara diyorlar tabii ki. Kaç beynimiz var? O sırlar çok önemli diye bahsetmiş. Evet, 2019'da dümeni komşuya kırdı. Yeni yollar, köprüler, Avrasya Tüneli ve rakipleri çok zorladı şekliyle yer almış vaziyette. Şöyle baktığımız zaman Hürriyet Gazetesi'nde başka hangi haberler var diye bakıyoruz. Evet, hangi gazeteye geçelim? Sırada neler var bakalım. Sabah gazetesine geçelim isterseniz. Sabah gazetesinde neler var neler yok bir bakalım. Evet, şuradan da paylaşım konusunda bir geçerseniz hemen. Evet, Sabah gazetesinde 8 şehidimizin perde arkasında HDP ve CHP var. Sabah gazetesi manşetten bu iddiada bulunuyor. Diyor ki 8 şehidimizin perde arkasında HDP ve CHP var. Başkan Erdoğan, 8 şehidimizin sorumlusu PKK, onun perde arkası da HDP ve CHP. En ufak bir rahatsızlık dahi duymuyorlar açıklamasını yapmış vaziyette. CHP en kritik dönemlerde Türkiye'nin yeminli düşmanlarıyla aynı safta yer alıyor. Gezi'de PKK ve FETÖ ile mücadelede, ekonomik savaşta CHP hep karşımızda. Bunun da adı alçaklıktır şekliyle yer almış. Amerika Birleşik Devletleri komandoları teröristlerle yan yana, bunlar da CHP ve HDP ile kol kola. Bunun adı muhalefet değil, bunun adı fırsatçılık bile değil, alçaklıktır diyor. Ama şehitlerimizin aileleri artık yutmuyor ve hangi yüzle sen burada geldin demeye başladı. Korkaksın, ne milli ne yerlisin açıklaması yapmış Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na korkaksın, ürkeksin, ne millisin ne yerlisin. IMF musibetini başımıza CHP sardı. IMF defterini açılmamak üzere kapattık. Ne olduysa bundan sonra oldu. Yani IMF'in defterini kapattıktan sonra Türkiye'nin başı belalardan kurtulmadı şekliyle açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gezi Parkı eylemleri öncesinde Mayıs ayında IMF'e olan Türkiye son borcunu ödemişti ve ardından bir daha para almayacağız, borç para veririz demişti. Ortalık karışmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu hatırlatıyor. Fırsatçılık iş ahlakının yozlaşmasıdır diyor Rekabet Kurumu Başkanı Profesör Torlak söylüyor. Enflasyona karşı güçlü program, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yapıyor. Açıklama üstüne açıklama geliyor ama ben vatandaşın cebindeki paraya bakarım nihayet. Yani vatandaşın cebinde para küçülmüş, alım gücü bitmiş, esnaf taksitlerini ödeyemiyor. Bankaya borcu olan, kredi kullanan esnaf iş yapamadığı için bunları nasıl ödeyecek? Bunlara formül bulmak lazım. Aksi halde hakikaten yani kredi alan esnafımız nasıl ödeyecek? Ne yapacak? Tam 20-30-40 yılda elde ettiği evini mi satacak? Neyi satacak yani? Bununla ilgili özellikle banka kredileriyle ilgili hükümet bir acil tedbir alması lazım diye düşünüyorum. Evet, damat dehşeti, Kahramanmaraş'ta eşi tarafından terk edilen Ahmet Purtaş, kayınpederinin evini
bastığı, eşini yaralayıp amcasını öldüren koca evdekiler tarafından hastanelik edilmiş vaziyette. 4 yaşındaki ikizleri trafik kazası ayrıldı. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla birlikte aileden 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı. Mehmet Ali yaşama tutunamadı Kocaeli'nde. Hemen geçiyoruz başka sayfalara. Gümüşhane'nin Salyazı köyünde yaşayan 58 yaşındaki çevre gönüllüsü Faruk Mutlu, piknik alanına dönüştürdüğü arazisiyle 20 yıldır halka hizmet sunuyor. Hayırlısı olsun. Şeker komasına karşı uzun etkili insülin, Amerika'da yapılan araştırma uzun etkili insülinin diyabetlilerin korkulu üyesi olan düşük kan şekeri koması, hipoglisemi yaşanması ihtimali %23 azalttığını ortaya koymuş. Şeker hastalığı çok zor bir hastalık. Yani bu konuda hakikaten özellikle milli buluşlar istiyoruz. Yani dün ben bahçemde, bir 400-450 metre bahçem var. Bahçemde çimleri bir ilaçlayayım dedim. Çimleri ilaçlamak için bir ilaç aldım. Aldığım ilaçla hem ilaç yapıyorum çimleri, hem de söyleniyorum. Hem konuşuyorum, hem çimleri ilaçlıyorum. Ne dedim biliyor musun? Ya basit bir böyle, affedersiniz, çimlerin ilacı küçük sinekleri öldürebilecek, böcekleri öldürebilecek, kurtçukları öldürebilecek basit bir ilacı bile Türkiye olarak bulmamışız ya. Yazıklar olsun, vallahi yazıklar olsun ya. Basit ya, bir basit. Eskiden bir DDT vardı, o da yerli değildi gerçi. Ama bunları falan Türkiye, bizim kimyacılar laboratuvar imkanlarında bulamıyorlar mı kardeşim ya? Bakıyorum aldığımız bahçeliğe ilgili meyve ilaçlayacağım yabancı, çim ilaçlayacağım yabancı. Yani hiç mi böyle yerli ilaçlarımız yok, bizim milli ilaçlarımız yok? Yani çok enteresan, hakikaten boşa geçmiş yıllar. Hani bir şarkı vardı ya, boşa geçmiş yıllarım diye. Valla boşa geçmiş Türkiye'de var ya sanayi. Hiç mi Ar-Ge merkezimiz yok? Hiç mi ilaçla ilgili milli ilaçlarımız yok? Çok enteresan ya. Vallahi çok enteresan. Efendim, enflasyonla mücadele için güçlü plan deniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomide dengelenme sürecinin başladığını belirterek, bütçe disiplininden taviz yok, enflasyonla güçlü bir mücadele programı açıklanacak açıklaması yapmış vaziyette. Sedan efsanesi döndü. 10 yıl sonra payı %50 oldu. Sedan otomobiller 10 yıl önce otomobillere, hatchback otomobillere karşı kaybettiği pazar payını geri aldı. Sedan modellerin bir ara %43'lere kadar düşen payı %50'nin üzerine çıkmış vaziyette. Evet, bakalım başka. Sır perdesini camı film kaplı siyah minibüs aralayacak. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye aptal değildir. Türkiye'nin gözü önünde, affedersiniz, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giren gazetecinin çıkmaması ve 15 kişi gelmiş ve bunların da özellikle parçalandığı gazetecinin 15 parçaya bölünüp parça parça çıkarıldığından bahsediyorlar. Değerli Yücel Özen, günaydın, iyi yayınlar diliyorum Rıdvan Bey. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum Kanal İzmir ailesine demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biraz evvel aslında Yücel Bey'e sormak lazım. Niye tarımda özellikle hem tarım ilaçları hem de böceklerle, sineklerle vesaire, onlarla mücadele ederken kurtçuklarla neden yerli ilaçlarımız, milli ilaçlarımız yok? Aslında Yücel Bey bilir çünkü Trede tarımı Yücel Bey'e soracaksınız. Evet efendim, Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na korkaksın diyor Tayyip Erdoğan. 8 şehidimizin sorumlusu PKK, onun perde arkasında HDP ve CHP, terörle mücadelede, ekonomik savaşta CHP hep karşımızda, bunun adı muhalefet değil, hatta fırsatçılık bile değil, alçaklıktır diye açıklama yaptı. Teröre bulaşanlar sandıktan çıkarsa yine kayyum atarız ifadesi var. Bir kez daha sandıkta boyların ölçüsünü alacaklar diye özellikle yerel seçimlerde tekrar böyle devleti bölmeye teşebbüs eden terör örgütlerinden birileri çıkarsa ve belediye başkanı olursa peşkeş çektirmeyiz terör örgütlerine, tekrar kayyum atarız diyor. Efendim, Haiti'deki 5.9'luk depremde 11 ölü, 2010'da yaşanan 7.1'lik depremde 300 bin kişinin hayatını kaybettiği Haiti'de 5.9'luk sarsıntı halkı sokağa döktü. Depremde 11 kişi öldü, 130 kişi yaralandı. Yani çok enteresan. Burada bizim Türkiye'de deprem olsa İzmir'de hapı yuttuk. İzmir'de
sokaklar berbat, gece kondu, afet riski taşıyor, kentsel dönüşüm bitmiş değil. Büyükşehir Belediye Başkanı her ne kadar ben tekrar aday değilim dese de 14 yıldır, 15 yıldır İzmir'i yönetiyor. Bu onun artık aday değil, ona bir şey söylenemeyecek anlamı taşımıyor. Ve İzmir'in sokakları rezil konumda. Hem temiz değil hem de bir türlü gerçekleştiremediler şu kentsel dönüşüm olayını. Çok enteresan. Geçtiğimiz hafta hem Burcan Müteahhitler Dernek Başkanı'nı hem de Çiğli Müteahhitler Dernek Başkanı'nı aldım. Bu hafta da 2-3 tane dernek başkanı, müteahhit firmalar var. Ki hakikaten İzmirli müteahhitler kentin dönüşmemesi konusunu tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıyorlar. Diyorlar ki müteahhitler, vizyon yok. Artı dalga geçer gibi Uzundere'de 300 dairelik bir kentsel dönüşüm alanını 2000'den 3000'den fazla üyesi bulunan Müteahhitler Federasyonu'na teklif ettiğini, halbuki bir müteahhitin bile 1000 konut yapabilecek ekonomik imkana sahip olduğu, Güsran diye kurmuş oldukları şirkette de aslında 10 bin, 20 bin, 30 bin bir mahalleyi bile dönüştürecek ekonomik altyapıların olduğu ortaya çıkıyor ama İzmir Büyükşehir Belediyesi bu imkanları vermemiş. Şimdi Akşam Gazetesi'ne geçiyoruz ve Akşam Gazetesi'nde devam ediyoruz. Evet, hani söylüyorlar ya efendim, Türkiye ekonomik olarak çok sıkışık, McKinsey şirketi Amerika'da ona teslim edecek ruhunu. Ve artı IMF'den tekrar kredi alacak, böyle yaygara yapanlar var ya, bakınız buna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap veriyor. Diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi döneminde anlaşılan bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'ler IMF'i sever ama biz diyor IMF defteri açılmamak üzere biz kapattık diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı yapıyor şu anda. İlk IMF anlaşmasının altında Gürsel'in, onu takip eden 4 anlaşmanın altında CHP Genel Başkanı İnönü'nün imzası var. Bay Kemal, Türkiye IMF defterini tekrar açmak üzere kapatmıştır diyor. Türkiye yangın yeri, evet vatandaşın cebi sıkıntı, esnafın durumu kritik, doğru. Ama ülke ekonomisini yönetebilecek dinamiklerin olduğunu iddia ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Korkaksın, ürkeksin diyor Kılıçdaroğlu'na, sert çıkış yapıyor. OHAL Komisyonu Avrupa'ya örnek, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu akşama konuştu. Her dosyayı 20'den fazla kriterle inceliyoruz. 125 bin başvuru geldi, 36 bin dosya karara bağlandı. Kılı 40 garantisizlikle görev yapıyoruz. Sapla samanın karışmaması için her detayı mercek altına alıyoruz diye açıklama yapmış. Cemal Kaşıkçı öldürüldü açıklaması geldi. Türk gazeteciden şok eden iddia, ki bunu da ben 3 gündür 4 gündür işliyorum. Kaybolduğu andan itibaren Cemal Kaşıkçı nişanlısıyla birlikte Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na giriyor. Oraya girmeden önce Suudi Arabistan'dan 15 kişi geliyor, oraya giriyor. Daha sonra çıkmıyor Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan. İddiaya göre Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüler, 15 parçaya ayırdılar ve bu parçaları tek tek çıkardılar, götürdüler bilinmeyen bir yere. Bir cinayet öyküsü var. Nerede? Nerede? Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda. Zaten Suud Devleti, Suud ailesinden geliyor. Soy isminden devlet olmuşlar. Yani çölde çadırdan geçmişler, devlet olmuşlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne biat edeceklerini söyledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri onları bekçi olarak koymuş ve bu şekilde Suud ailesi şeriat adı altında aslında şeriat kurallarına bile uymayıp istedikleri gibi, bakın istedikleri gibi diledikleri kişinin elini, bacağını, kolunu, kafasını koparıyorlar. Yani Suudi Arabistan yönetimi, Suud ailesi bir çadırdan gelip de Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim olan ve orada bekçi olan bir ailedir. Hani baktığınız zaman devlet, ama Amerika en son ne yaptı? 100'e yakın prensi bir otele tıktı. Ceplerindeki yaklaşık 1 trilyon dolardan fazla parayı ortaya koydu. Suudi Arabistan'a 110 milyar dolarlık silah sattı. Böyle yürütüyor Amerika Birleşik Devletleri bu işi. Şimdi Türkiye'ye hükmedemiyor şekliyle baktığımız zaman da ondan devamlı Türkiye'de kriz ve sorunlar çıkarmaya başlıyor. Sabah sabah yorum yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'den otelde gizli buluşma, 5 yıldızlı ihanet pazarlığı, CHP ile HDP'den bahsediliyor. Tuncay Özkan'la Celal Doğan bir araya gelmiş. Akşamın dediği yine doğru çıktı. Terör örgütünün uzantısıyla yerel seçim için ittifak yapma görevi verilen CHP'li Tuncay Özkan, HDP'li Celal Doğan'la görüntülendi. Efendim, Tuncay Özkan'ın ismi de İzmir'den
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için istiyormuş efendim de çaba sarf ediyormuş. Ya Tuncay Özkan, İzmir'i sana verirler mi? İzmir'i genel başkanın vermesi lazım. Sen gelirsen İzmir acaba Tuncay Özkan'ı seçer mi? Bir de bu var tabii ki. Tuncay Özkan'ın o demokrasi mitingleri adı altında ülkede neler yapmaya çalıştığını ve altından neler çıktığını bunu çok iyi takip ettik, gördük geçmişte. Evet, Murat Çelik günaydın, iyi yayınlar. Uzlaş Faik Erken günaydın, iyi yayınlar diliyorum diyor. Şükrü Akgün, iyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler herkese. İnayet Karaoğlu günaydınlar Rıdvan Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum. Ve devam edelim. Devam edelim. Mars'a koloniyi Saadet kuracak. Tekirdağ'da yaşayan yüksek mimar Saadet Yüncü 24 yaşında. Mars'ta inşa edilecek yapılan araştırma projesine katılan ilk Türk olmuş. Tabii ki uluslararası yarışmalara giriyorlar mimarlar şeyler. Benim oğlum da Ali Akgün'le Zero Mimarlık'ta mimarlık ofisi kurdu. Selim Karaman'da iki mimar. Devamlı yurt dışında devamlı yarışmalara katılıyorlar. Çok güzel projeler elde ediyorlar. Ve buradan da Mars'a koloni kurmak için proje yarışmasına katılan Saadet'i biz de kutluyoruz. Gençlerin önünü açmak lazım. Gençleri desteklemek lazım. Ekonomide dengelenme başladı diyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Ama cebimizde denge var mı? Şahsen cebimizde dengeyi kuramadık. Açıkça söyleyeyim. İşlerde tam böyle herkesin istediği gibi çok keyifli değil. Hiçbir kimse işlerden memnun değil. Biraz piyasayı hareketlendirecek dinamikler gerekiyor. Yani açıklamalardan ziyade alınacak tedbirler olsun. Yani kamu tasarrufa geçsin. Ama vatandaş günlük yaşamını nasıl idame edecek? Vatandaşın günlük ihtiyaçlarını alırken hangi ekonomik modellerle ve sihirbazlıkla gidecek markettekileri büyüleyecek, öyle satın alacak? Yok öyle bir şey tabii ki. Yani cebindeki parayla nasıl yaşayacak? Onun da modelini bir vermesi lazım bence hükümet. Evet. Ey halkım, senin cebindeki para asgari ücretlerinin 1600'ü düştü, 1200 oldu veya 1100 lira oldu. Senin şu kadar kiran var, çocuğuna açlık vereceksin, giderleri karşılayacaksın, evine ihtiyaç alacaksın. Ya bir de bunu düşünün. Yani hükümete sesleniyorum. Bir de bunu düşünün bakalım. Böyle az ücretli vatandaş nasıl yaşayacak? Sadece ve sadece emekli maaşıyla yaşamaya çalışan insan nasıl geçinecek? Bu açıdan da bakmak lazım diye düşünüyorum. Efendim, telefon tacizcisini öldürürse dayak Sakarya'da, sapık öğretmen 15 yıl hapis cezası, vicdansız sürücü tamircide yakalanmış, kocasından kaçtı kardeşi infaz etmiş Iğdır'da, eş katilini aile desteği, 3 çocuğun annesini öldüren Hasan Uyu yakınları başın dik git diyerek destek çıktı. Cinayet işliyor insanlar, cinayet başın dik yürü diye arkadaşları, akrabaları destek çıkıyormuş. Olay kadın cinayeti değil diyen zanlının kardeşin sözleri ise bu kadarına pes dedirtti adeta. Evet, ithalat ekonomisinin yarattığı facia sonucu yaşıyoruz. Hayatın her alanda o yüzden üretmek yerine lutuk atanları idare ediyoruz. Ne yazık ki daha geçen hafta Alsancak ithal edilen Angus kokusuyla sarsıldı. Hayvancılık binlerce Angus, iktidarımız 1950'den beri iktidar olmamış ve bu ülkenin kurucularına hakaret ile idare ediyor ve şehit cenazelerinin arkasına bile bu ülkenin kurucusu CHP'yi koymaya çalışıyor. Çok üzücü, siyasetçi, bakan ve başbakan ithaline de başlar. Bu iktidar bir o kaldı diye değerli Yücel Özen çok farklı bir bakış açısı ortaya koymuş. Yani vallahi Yücel Bey, nasıl da bunları buluyorsun, anında yazıyorsun, anında düşünüyorsun. Yani beyninde çok şey anında çapraz yapıyor. Yani tuttun Cumhuriyet tarihinde ithalattan, Angus'tan, politika ihracatından, ithalatından her şeyi nasıl bir sentez yaptın? Bravo size valla. Yani ben devamlı Yücel Özen'in, bak samimi söylüyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o kürsüye çıkıp konuşmasını bir gün bekliyorum. Olmadı, tire gibi böyle güzel, keyifli trenin en küçük böyle otların dibindeki toprağı, gübreyi bile bilen ve ağaçlardaki ne kadar meyvenin kaç adet vereceğini bile bilen Yücel Özen'in ben Tire'de de bir belediye başkanlığı tatmasını özellikle istiyorum. Böyle yöneticilere Türkiye'nin ihtiyaçları var. Çünkü 24 saat maşallah uyumuyor. Hem memleket meseleleri, hem ondan sonra bölgesel meseleler, hem ilçe meseleleri, İzmir meseleleri. Vallahi tebrik ediyorum Yücel Özen'i. Evet, devam edelim. Şuradan bakalım başka neler var, neler yok. Akşam gazetesinde sabahı okuyoruz, akşamı okuyoruz. Yani sabah başlarken akşam geliyor. Unutmayın, programdan sonra Seul'den dönen Profesör Doktor Ünal Aydın, özellikle Seul'de dünyada tıpta özellikle çığır açan safra kesesi kanalları, karaciğerden inen safra kesesi kanallarını tamamını açabilen tek
doktordur Türk dünyada. Kim? Ünal Aydın. Ve dünyada birçok tıp profesyonellerine Seul'de konferans verdi, sunum yaptı ve ayağının tozuyla gelecek. Bugün masamızda Seul olacak. Yani orada tıpla ilgili yenilikler nedir? Bunları konuşacağız Sayın Ünal Aydın'la. Asuman Gülgün, günaydın, mutlu bir hafta girelim sevgili kadın, hayırlı yayınlar Rıdvan Bey demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Size de sevgiler, saygılar. Siz de pozitif kalın inşallah. İzmir'in %45'i çok kötü. En güvenli bölge Çeşme. Ege'ye deprem uyarısı gelmiş. Efendim, Çeşme'de ılıcalar var. Çeşme'de volkanik bir altyapı var. Nasıl güvenli? Ben de onu anlamadım. Yani daha önce Ahmet Ercan da Çeşme'nin pek güvenli olmadığını anlatmıştı daha önce. Ben biliyorum, takip ediyorum ya. Ben de deprem dededen tutun rahmetli Mete Işıkkara'dan bugüne kadar hepsiyle televizyonda konuşan, tartışan birisiyim. Yani Ahmet Ercan hocamız da, Profesör Doktor, Ege bölgesinde deprem risklerini anlattı. İzmir'de Körfez'in güneyin güvenli olduğunu söylüyor Ercan. İzmir'de yapılaşmanın %45 çok kötü, %20'si ise kötü, iyi olan ise sadece %15, yani %85'i kötü. Bakınız, depremden, deprem baba diyelim hadi, isim takalım. Deprem baba Ahmet Ercan, Profesör Doktor, diyor ki İzmir'in %15 iyi diyor, %85'i kötü. Ben bunu 100 yıldır söylüyorum. Bakın 100 yıldır söylüyorum ben. Yani İzmir'in %85'i dönüşüm şart. Söyleyeyim ben size. Kesinlikle şart. Evet. Efendim, Kanal İzmir Televizyonu'nda her salı 9 Eylül Üniversitesi'nde öğretim görevlisi değerli Beril Yaşar, Beril ile Bilim ve Farkındalık Programı'nı hazırlayıp sunuyor. Bize günaydınlar demiş Beril Hocam. Günaydın Kanal İzmir TV ailesi, mutlu haftalar demiş. Bizden de çok teşekkürler. Biz de size başarılar diliyoruz. Şöyle canlı canlı, cevap canlı ve heyecanlı böyle haftaya başlayıp hafta sonuna kadar pozitif bir şekilde inşallah gününüz geçer, saatleriniz, dakikalarınız geçer hepinizin. Evet, devam edelim akşam gazetesiyle. Ekonomiye bakalım. IMF defteri tekrar açılmamak üzere kapandı. Kapansın zaten IMF inşallah, Allah'ım şöyle piyasalar düzelir de böyle işçinin, ondan sonra tarımla uğraşan köylünün, çiftçinin, esnafın, sanayicinin, özellikle hizmet sektörünün, herkesin işleri inşallah çok güzel olur. Hakikaten piyasada bir sıkışıklık var. Şu anda bankalar göbek atıyor adeta. Ne zaman bankalar önünden geçsem, ondan sonra vur patlasın, çal oynasın, böyle keyifli görüyorum bankacıları. Ama bence bunlar da geçecek. Ben bu faiz lobisi ve bankaların yüksek faizi konusuna hep karşı olan birisiyim. Çok fazla faiz aldıkları için karşıyım. Yani inanç olarak değil, bankalar her şeyimi karşılığı var, mutlaka alacak ama çok yüksek faizler alıyorlar. Bu konuda bankalarda farklı bir bakış açısı var. Japonlar yatırım için bizden bile daha hevesli. 2015'te Japon Mitsui ile ortak kuran Sartan Ambalajı patronu Zeki Sarıbek, ortaklarımız Türkiye'ye çok güveniyor. Yatırım için bizden bile hevesliler, bizi yatırım yapmaya teşvik ediyorlar diyor. Gerçekten de teşvik etmemiz halinde Türkiye'ye yatırım yapacak çok yabancı şirket var. Sabit saat uygulamasıyla 1 milyar lira tasarruf sağlıyoruz Türkiye'de. O da çok önemli. Alman arazi efsanesi Türkiye yollarında, Türkiye'ye böyle affederseniz 4x4 cipler sokmaya çalışıyorlar. Almayın kardeşim, yüksek bedelli bir şeyler almayın da dövizimiz gitmesin, ne olur. Türkler istikrarı sever, 2019 için kötümser değilim diyor. Rene Mayıs'ın genel müdürü Berk Çağdaş söylüyor bunu. Evet, bakalım başka neler var. Hemen atlıyoruz farklı bir habere. 24 Haziran tablosu değişmedi. Ekonomi üzerine türlü spekülasyonlardan yapıldığı bir ortamda Türkiye yeni bir seçime hazırlanıyor. Öte yandan henüz partinin adayları belli değil. Ancak Antyar sahaya indi. İlk sonuç almaya başladı. Antyar'ın sahibi Faruk Acar, 24 Haziran'a göre çok büyük değişimin yaşanacağı bir seçime gitmiyoruz diyor. Yani 24 Haziran sonuçları hemen hemen aynı çıkacak demek istiyor. Milyoner sayısı 8 ayda 53 bin artmış. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan muhtaç sayısı Ağustos sonu itibariyle 2017'ye göre 53.439 kişiye yükselmiş. Yani 1.1 trilyon liraya aşmış mevduat, milyonerlerin özellikle toplam mevduatı. Vatandaş sektöre güvendi, yastık altıyla borç kapattı diyor. TOKİ'nin indirim kampanyasıyla ilgili baktığımız zaman bugünlerde konut alma zamanı, fiyatlar pek fazla yükselmedi. Diyor ki Buca Müteahhitler ve İş Adamları Derneği Başkanı Ferhat Özmen, biz
%40'lere zamı henüz bindirmedik. Tam tersi %10, %15 indiriyoruz piyasa böyle, müteahhitlerimiz böyle diye açıklama yapmış vaziyette. Efendim Yeni Asır gazetesine geçiyoruz. Yücel Özen gerçekten Çeşme nasıl güvenli oluyor Rıdvan Bey? Bir de kalabalık parkını göstermiş deprem öncesi demiş. Hakikaten öyle. Aynı hoca, Yeni Asır'a geçtik. Yeni Asır gazetesine geçtik. Aynı hoca daha önce Çeşme'nin pek fazla güvenli olmadığından bahsetmişti. Acaba diyorum yer altında faylar yön mü değiştirdi? Böyle kırıklı faylar veya uzun faylarda bir şeyler mi oldu da aynı hoca şimdi Çeşme'nin güvenli olduğunu söyledi? Ben de anlamadım. Yani birileri bak ben proje yapıyorum kardeşim Çeşme'de. Sakın ha Çeşme'yle ilgili bir şey söyleme hocam. Gel bir yemek yiyelim. İşte kalkalım seni bir tatil yaptıralım dedi de hoca bunun karşılığında Çeşme'nin özellikle altını niye çizdi? Ben de anlamış değilim yani. Değil mi? Yani akla bu geliyor. Niye Çeşme'yi özellikle söyledin de İzmir'in 30 ilçesini tek tek sıralamadın? Çok enteresan. Çeşme'de efendim deprem konusunda risk yokmuş. Allah Allah. Ama çelişki var hocam. Daha öncesi Çeşme'nin özellikle o fay hatları olduğundan, volkanik olduğundan, sıcak suların çıktığından bahsetmemiş miydiniz? Şimdi ise bak yakalandınız bana. Çünkü ben kalkıp yıllardır program yapıyorum. Depremi yaklaşık 30 yıldır masaya yatıyorum. 25 yıldır televizyonculuk hayatımda. Devamlı deprem masamda. Medya deprem olduğunu beni arar. Ne olacak der. Gölcük depremi oluyor beni arıyorlar. Depremden sonra piyasalar ne olacak diye ben beyanat veriyorum genelde. Tabii deprem uzmanı değilim ben. Ama sizlerle yaptığımız sohbetlerle gerçekler ortaya çıkıyor. Evet Yeni Asır'a gelelim. Yeni Asır gazetesi bakalım yine Tunç Soyer'i diline dolamış mı? Bir bakalım. Yeni Asır gazetesi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği Ege'de çöktü. Bölgedeki CHP'li belediyelerin 5 yıllık icraatları incelendiğinde manzaranın çok vahim olduğu ortaya çıktı. Yine bak Tunç Soyer'i yine koymuşlar gördünüz mü? Yanıltmadılar. İl ve ilçelerin sorunları her geçen gün büyürken başkanlar halka hizmetle değil skandallarıyla gündeme geldi. Didim'de Deniz Atabay, Özlem Çerçoğlu Aydın, Osman Gürün Muğla, Tunç Soyer Seferihisar olarak tam böyle manşete yerleştirmişler. İzmir 14 yılda enkaz oldu deniyor. Yerel seçimler öncesinde Yeni Asır'dan dev araştırmaymış. Aktarmalı ulaşım sistemi kabus oldu. İzmirliler gideceği yere ulaşmak için saatlerce çile çekmiş. Katı atık bertaraf tesisi, yenilenmeyen altyapı, araç sayısı ve otopark, kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm doğru. Bak doğru. Yüzülebilir körfez. Aslında tespitler doğru biliyor musunuz? Tespitler doğru. Ama bu belediyelerin çalışmadığı anlamına gelmiyor. Belediyelerin imkanlarına göre çalıştığı anlamına geliyor. Ama tabii ki vizyoner olmayan belediye başkanları var. Beceriksiz bürokratlarıyla yol almaya çalışan belediye başkanları var. Bunları da görmeden geçemeyiz. Evet bakalım. Siyasi rant için af çıkarılmaz diyor. Türkiye'nin başına IMF belasının CHP'nin sağdığını hatırlatan Başkan Erdoğan, İsmet İnönü'nün Amerikan bayrağı sallarken çekilmiş fotoğrafını gösterdi. Yani siyasi rant için af çıkarılmaz şekliyle ele almış konuyu. İzmirli kas hastası Şenay Kundakçı kök hücre nakli ve fizik tedavi sayesinde ilk kez kendi başına 70 metre yürüyebildi. Genç kadının en büyük hayali kızının mezuniyetine yürüyerek gidebilmek. Aferin be. Valla Allah sağlık sıhhat afiyetler versin inşallah. Evet bakalım devam edelim. Yol kenarında uyuşturucu partisi. Bakınız. O kadar ahlaksız insanlar var ki uyuşturucuyu normal gibi çocuklara, gençlere anlatmaya çalışıyorlar. Ne olacak ya bize şöyle kafan keyif olur diye anlatmaya çalışıyorlar genelde. Araçlarını park ettiler, esrar açıp kafayı buldular diyor. Aydın İzmir Otoyolu'nun Germencik'e yakın bölümünde şüpheli bir araca baskın yapan jandarma ekipleri iki şüphelinin uyuşturucu kullandığını belirledi. Madde bağımlısı kadın uyuşturucuyu göğsünden çıkarıp jandarmaya teslim etti. Yani şüphelilerin idrar tahlillerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Ben kullanıcıyım diyecek serbest kalacak. Ben söyleyeyim. Nereden biliyorsunuz satıcı olmadıklarını? Satıcıdır. Muğla Milas'ta direksiyon başında 50 yaşındaki bir şoför kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. Çok dikkat edin bakınız. Kalbinize çok iyi bakın. Kalp sağlığı çok önemli. Baba evine dönen kız kardeşini öldürdü. Iğdır'da eşiyle aralarında yaşanan problem nedeniyle. Kız mutsuz baba evine dönüyor. Kardeşi de niye geliyorsun diyor. Sen bizim namusumuzsun. Geri dönemezsin. Bak kızı eve döndür dedirtmeyiz diyor. Dulsun diyorlar. Vurup öldürüyorlar. Böyle zihniyetler, böyle alçaklar hala aramızda var. Kasksız ölüm. Aydın'da kask kullandığı motosikletiyle
kasksız kullandığı motosikleti ile kaza yapan 19 yaşındaki Süleyman Beceren, yolda iki kez duran kalbi çalıştırmasına rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Kask takmadan motora binmeyin. Bakınız çok önemli. Borcunu ödeme dediği 6 saat beni rehin aldılar. Mersin'de borcunu ödemeyen şahsı 6 saat rehin almışlar. Türkiye'nin her yerinde kayıp oğullarını arıyorlarmış. 5 tonluk borunun altında kalan işçi ölmüş. Enteresan. Çok enteresan haberler bunlar. Evet. Devamlı otomobil reklamları var bu arada. Onu da söyleyeyim. Piyasa kritik belli. Depreme karşı güvenli adres Çeşme. Al işte burada çıktı. Profesör Doktor Ahmet Ercan. Ya kardeşim niye Çeşme? Ben bunu anlamadım ya. Millet depremde tsunami dalgası yok, denize kaçsın diye mi Çeşme diyorsun? Daha önce Çeşme'nin çok riskli olduğunu, Milli Park'ın, Kalamaki Milli Park'ın deprem risk açısından güvenli olduğunu kaydetmiş. Çok enteresan, öyle değil mi? Müsaadenizle. Evet, Çeşme çok güvenliymiş. Efendim Çeşme güvenli diyorsunuz, sonra orada inşaat fiyatları artıyor tabii ki. Bir misli artıyor, milyonları kovalıyor tabii ki. Gonca Elibol, Türkiye Çin ekonomisinin yolunda ilerliyor diye Gonca Elibol köşe yazısında bahsetmiş. Gonca Elibol da Yeni Asır'ın yeni köşe yazarlarından. Gelecek yıl festival yeni binamızda olacak diyor Yeni Asır gazetesi. Ve hemen başka bir gazeteye geçelim. Başka bir gazetede ne olsun? Evet, Takvim gazetesine geçelim. Takvim gazetesine bakalım. Kaşıkçı kayıt dışı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi Arabistan bastı, öldürüldü iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine başkonsolos El-Katibi kapılarını Reuters haber ajansına açtı. İngiliz muhabiri 6 katlı binaya dolaştı. Kaşıkçı burada değil açıklaması yaptı. Kamera görüntüsünü isteyince de verdiği cevapla herkes şoka uğrattı. Her taraf kamera ama kayıt yok. Evet. Yani Kaşıkçı öldürüldü. Reuters haber ajansı da zaten Kaşıkçı öldürüldü diyerekten bir haber yayınladı. Takip ettik. Suudi Arabistan rejimine karşı haber yazan gazeteci evlenmek için nişanlısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gidiyorlar ve orada içeri giriyor, bir daha çıkmıyor. İçeriye giren 15 kişi parça parça onu taşıdığı iddia ediliyor ve kamera görüntüleri de yok ortada. Konsolosluk binasını gezdiriyorlar, ortada bir şey yok diyorlar ama bunlar Suud ailesi her türlü alçaklığı yapar, ben size söyleyeyim. Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldüğü iddia edildi. Başkonsolosluk binada kameradan kayıtlı olmadığını söyledi. Canım benim, yesinler seni. Yani Suudi Arabistan kraliyet ailesi o gün böyle adamın öldürüldüğü, kaçırıldığı zaman kamera kayıtları ortada yok dedi, öyle mi? Yok öyle bir şey. Vedat Uzdoyer, 9 Eylül Lions Kulübü Başkanı, keyifli haftalar, keyifli yayınlar başkanım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bizden de size saygılar, sevgiler, başarılar Sayın Başkan. Darbenin mimarı Amerika Birleşik Devletleri. 27 Mayıs 1960 ihtilalinin perde arkası aydınlatıldı. Adnan Menderes idama götüren darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu kanıtlandı. Evet, o 300 yıllık köprüyü çaldılar. Köprüyü çalıyorlar resmen. Resmen çalmışlar. Gümüşhane'de Balahor Deresi üzerinde 300 yıllık tarihi kemer köprü kayboldu. Bir uyanığın birkaç parça taşı kalan köprüyü bulmak için vatandaşlar seferber oldu. Köprü çalındı. Nasıl çaldılar? Neye yüklediniz? Nereye götürdünüz? Çok enteresan ya. Köprü çalınır mı? Balıkesir'de magandanın birisi kendini vurmuş. Başkan Erdoğan affa yeşil ışık yaktı ve uyardı. Af talimatı. Af çıkarır. Bundan siyasi rant elde ederiz diye düşünemeyiz. Geçmişte bunları gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Adalet Bakanımıza çalışmalarınızı yapın talimatı verdik. Bu konuda ne gibi bir adım atarız? Buna bakalım şekliyle açıklama yapmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Takvim Gazetesi de çok renkli ya. Her sayfası o kadar birbirine girmiş. Tüm sayfalar. Evet, haber var mı? Magazin daha fazla var Takvim'de. Şöyle bakalım. Milyoner sayısı 53.000 arttı. TOKİ indirimine 5.482 müracaat var. IMF defteri kapandı. Cinayet filmi. Kaşıkçı'nın öldürülmesi gündeme gelmiş. Kampanyanın tadı kaçtı. Özellikle konutla ilgili kampanyanın tadı kaçtı. Kalbini diyabete yedirtme. Burada kalbi okuyunca kalbi kaçtı dedik. Kalbini diyabete yedirtme. Tansiyon ve diyabet kalbi tüketiyor. Şeker hastaları kalp krizi geçirdikleri geç fark ediyor. Uzmanlar uyarıyor. Mide bulantısı zannedilen şey kriz olabilir. Bakınız, mideniz bulanırken kriz geçirmiş olabilirsiniz. Malik Duman merhabalar diyor. Bizden de merhabalar Malik Bey. Aşkın iksiri
vitamin deposu kivi gripten koruyor, enerji veriyor, cinsel sorunları bitiriyor, çiftlere mutluluk veriyor kivi. Oh ne güzel doktor reçetesi, ver kiviyi tüm hastalar. Gittin tedavi olacaksın, hastasın. Doktor dedik al sana iki tane kivi yazıyorum, dilimle dilimle ye. Yani mutlaka faydası var ama tamamen de çözen değil, devamlı da ye anlamı da değil, ona göre yiyeceksin. Efendim ekmeğini taştan çıkarıyormuş, her maç şapkadan tavşan çıkartıyor. Evet, imparatorun eli dokundu, sıkıntılar unutuldu diyor. Buradan hemen Fatih Terim'le ilgili haberler var. Evet, sırada hangi gazete var bir bakalım. Sırada Sözcü gazetesi yok mu? Bakalım. Sözcü gazetesi arkadaşlar almamışlar. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinde buradayız, bizi duyun diyor. Milliyet, Bangladeş'te on binlerce Arakanlı mültecinin yaşadığı Kutup Palok kampına girdi. Myanmar'da özellikle Arakanlı Müslümanların itica edip de Bangladeş'e on binlerce Arakanlı mülteciyle ilgili kampına girmiş Milliyet, birkaç yılda unutulur. Kamuoyunda Arakanlar diye bilinen Rohingya'lı Müslümanların mülteci kamplarında yaşam mücadelesi birkaç yılda bir dünya gündemine girer. Çocuklar perişan halde, rezil halde. Gelin de Türkiye'de kampları bir görün. Gelin de Türkiye'yi bir görün başta. Türkiye'yi bir görün. Türkiye'de Suriyelilere veya farklı göçmenlere, farklı ülkeden gelenlere nasıl davranıyoruz? Nasıl böyle bir insan muamelesi yapıyoruz? Gidin de bakın diğer ülkelerde nasıl bakıyorlar. Affedersiniz, hayvana daha iyi bakıyorlar. Tımar ediyorlar, yem veriyorlar, yemek veriyorlar, su veriyorlar, gerekli ilaçlarını veriyorlar. Ama insana insanlar insan gibi, bakınız, insana insanlar insan gibi değer vermiyor. İnsana insan gibi değer vermeyen insan olamaz. Bakınız, olamaz. Yani hayvan bile olamaz. Farklı bir mahlukat bana göre. Öyle değil mi? Bakınız, yazık. Alt manşette görüyoruz. Burada bizi duyun diyor. Bangladeş'te. Myanmar'da Arakanlıların özellikle mülteci olarak gittiği yerde. Yazık ya. Vallahi yazık. Amerika Birleşik Devletleri dünyada, dünya ekonomisinin %80'ini yöneten o 12-13 aile var ya, sizin cehennemde bile yatacak yeriniz yok, biliyor musunuz? Yani cehennemde bile yatacak. Cenneti falan sakın beklemeyin tabii ki. Cehennemde bile yatacak yeriniz yok. 10 milyonlarca insanın katilisiniz siz. 10 milyonlarca. Eğer dünyada bir denge yoksa, devamlı bir yerler işgal edip de insanlar öldürülüyor ve mağdur ediliyorsa, tecavüzler, tacizler vesaire her türlü sapkınlıklar ortadaysa, bunun sorumlusu 13 aile. Ben söyleyeyim yani. Amerika Birleşik Devletleri de bunun tamamen tetikli ve kontrolü sağlayan bir şey. İngiltere'yi diye bana atmayın. Bakınız, İngiltere eşittir Amerika. Aynı. Evet. Almanya zaten belli. Nazi Almanyası biliyoruz. Evet, baktık şöyle. Bakıyorum farklı bir haber var mı diye bakıyorum Milliyet'e. Çünkü diğer gazetelerde okuduklarımın aynısını okumak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Evet, baktık şimdi. Hemen geçelim Korkusuz Gazetesi'ne. Korkusuz Gazetesi'nde neler var, neler yok bir bakalım. Efendim, adı Korkusuz. Acaba korku var mı yok mu? Yani Korkusuz Gazetesi Korkusuz yazabiliyor mu, yazamıyor mu? Ona bakacağız. Yüce Türk Yargısı'nın Amerika ile imtihanı. Erdoğan iktidarı papazı vermeyeceğini söylemiyor. Demokratik bir ülke olduğumuzu, kararı bağımsız yargının vereceği ileri sürüyor. Bu elbette Amerika tarafından pek ciddiye alınmıyor. Erdoğan Amerika'ya ver papazı al papazı demedi mi? Bu durumda demokratik bir ülkenin hangi temsilcisi bağımsız yargı söylemi inanır ki demiş Can Ataklı. Can Ataklı da bakınız ben burada söyleyeyim. Yani Can Ataklı burada affedersiniz ironi yapıyor. Yükleniyor. Köşe yazısının okunmasını istiyor anladığım kadarıyla. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki ver papazı al papazı dedi. Can Ataklı şunu atlıyor. Bakın şunu atlıyor Can Ataklı. Efendim, ülkeler arasında suçluların iadesiyle ilgili anlaşmalar var. Ayrıca mütekabiliyet anlaşmaları da var. Şimdi bununla ilgili anlaşma varken eğer suçlu, tabii ki suçluysa Rahip Bronson suçluysa, ki FETÖ zaten suçlu, hain darbe girişimcisi, ver papazı diyor, al papazı, suçluların iadesi anlaşması durumunda söylüyor. Çünkü ben bunu irdeledim. Ver papazı al papazı demedi mi dedi. Evet, bu konuyla ilgili dedi. Sadece yargıyı yok sayıp da yargıya müdahale eden bir konumda söylemedi Allah için. Ben irdelediğim için söylüyorum bunu. Yargıya müdahale edildiği zaman, ettiği zamanlar oluyor, ediyor diyoruz. Ama bu konuda farklı bir şekilde söyleniyor. Niye Amerika'nın tetikçisi oluyorsun Can Ataklı? Bunu sormak lazım bence. İşte bak, korkusuz yazdığını zanneden bir köşe yazısı. Hepinizin tanıdığı Can Ataklı.
Evet, kriz yok diyen yöneticiye AK Parti'ye böyle ihsan etti. Millet oy ney vermeyecek diyor. Millet oy ney vermeyecek. İşte ihsan eden AK Partililer Sincan Ziraat Odası Başkanı ve AK Parti Meclis Üyesi Zekeriya Gülmez, Sincan AK Parti Meclis Üyesi Yusuf Erkaya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yardımcısı Harun Tüfekçi. AK Parti 2 Meclis Üyesi kriz yok diyen AK Partili Başkan'a sen ne konuşuyorsun, durum vahim, millet oy neyim vermeyeceğim diyor şekliyle söylüyor. Piyasada hakikaten şey var, kriz var yalnız söyleyeyim. Yani vatandaşa, şirketlere, esnafa, işçiye, köylüye, çiftçiye, yani baktığımız zaman hakikaten ciddi kriz var. Yani vatandaş cebindeki parasıyla artık geçinemiyor. Bununla ilgili tedbirler alınması lazım. Buse Kaya günaydın, Bayram Kavun merhabalar demiş. Bizden de merhabalar, günaydınlar, sizlere iyi haftalar diliyoruz. Evet, Şanlıurfa'da erkekliğe ilk adımını atan Feridun Gençker'e takılan takıla dudak uçuklattı. 8 yaşındaki çocuğa sünnet düğününde 100 çeyrek, 150 yarım ve 200 tam altın takıldı. Ayrıca 180 bin liradan nakit para toplandı. Küçük Feridun takıları taşımakta zorlandı. Yani küçük Feridun'a tahmini olarak şöyle bakalım. 1 milyona yakın, 1 milyon liraya yakın takı takılmış. 1 milyon liraya yakın. Hayırlısı olsun. Yani Ege'de bir düğünde millet mazeret veriyor bir çeyrek altın takmamak için, 300-400 lira ödememek için. Orada millet kuyruğa girmiş, yüzlerce takı takılmış. Bakın yüzlerce. Yani baktığımız zaman 500'e yakın takı var. Nakitte 180 bin lira takılmış. Yani 1 milyon liradan fazla 8 yaşındaki çocuğa bu geleneksel sünnet töreniyle ilgili de takılar takılmış. Türkiye'de milyoner sayısı 50 bin artmış vaziyette. Tabii ki bu döviz artışında parası dövizde olanlar, böyle 300, 500, 600, 700 olanların parası milyonu geçti. Yani ben de milyonerim demeye başladılar artık. Yani bu tip şeyler hakikaten Allah herkese bol kazançlar versin. Bakalım Bülent Şen çiftçi neler söylemiş bir bakalım. Bülent Şen çiftçi bakalım neler söylemiş. Evet, Can Ataklı'yı programlarınızdan birini çağırın, karşılıklı konuyu aydınlatın, bizler de meraktan kurtulalım demiş. Evet, yani çok fazla merak etmeyin Bülent Bey. Can Ataklı'yı iyi bilirim. Gazeteciler genelde dostumuzdur. Can Ataklı da dostumuzdur bu arada. Abimizdir, üstattır, bizden büyüktür. Fakat bu yazıda hakikaten söyleyeyim. Ver papazı, al papazı dedi. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiriyorum bazı konularda ama burada ülkeler arasında suçluların iadesiyle ilgili anlaşma çerçevesinde söylendi. Tabii ver papazı, al papazı deyince otomatik olarak Cumhuriyet Halk Partisi de dedi ki sen yargıya müdahale ediyorsun falan. Yok öyle bir şey. Öyle verme durumu yok. Hani bu tip şeyler var, ülkeler arasında anlaşmalar var. Suçluların iadesi araştırın, girin bulacaksınız tabii ki. Can Ataklı'ya değil. Can Ataklı'nın tillağı gelsin tartışırım ben. Yani tartışmaktan kaçmam. Her türlü milletvekili, bakanlar, kim politikacıysa ben varım diyense tartışırız politika. Aslanlar gibi. Can Ataklı'ya da yer geldiği zaman bir gün gelecek. Tartışırız herhalde diye düşünüyoruz. Evet, bir davet ederiz, bakarız. Evet, devam edelim şöyle bakalım. Maganda terörü hemen her gün talihsiz bir olay yaşanıyor. Bursa ve Kocaeli'de dün yine magandalar iş başındaydı. Açılan ateşte bir kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı. Kadını taciz etti, öldüresiye dayak yedi. Aferin, kim dövdüyse ellerine sağlık. İyi adlı adam telefonunu aradığı bir kadını taciz etti. Olayı duyan kadının yakınları ise İYİ'ye meydan dayağı atmış. Çok güzel böyle tertemiz bir sopa çekmişler. Hani sopa derler eskiler. Tertemiz bir sopa çekmişler. Taciz eden adamı, kadını taciz etti. Öldüresiye dayak yedi. Evet, ilaç yazdırmaya gitti, eşi kayboldu. Adana'da 30 yıldır depresyon hastalığıyla mücadele eden Hatice Duymaz, 57 yaşında. 4 gün önce eşi Orhan Duymaz, 64 ile gittiği hastanenin otoparkında kayboldu ve hala bulunamıyor. Evet, Yılmaz Özdil'in yeni kitabı Mustafa Kemal Sözcü Kitap Evi'ndeymiş. Özdil Yaz şeklinde 35 liraya satılıyormuş Yılmaz Özdil'in kitabı. Evet. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi adaylık için son tarih 19 Ekim. AK Parti meclis üyesi FETÖ'yü savundu. MHP'den adayların güvenlik soruşturması, kriz yok diye yönetici AK Partililer tepki gösterdi. Evet, kriz falan yok değil. Maalesef kriz günümüzde var. Bunu hepimiz biliyoruz. Kimse de krizi bize kriz yok diye saklamaya çalışmasın. Krizin olduğu bir yerde kriz yok diyebilir misiniz? 9 Eylül gazetesi, İzmir'in yarısı çürük. Deprem uzmanı Profesör Ahmet Ercan,
Ege'deki deprem riskini anlattığı konferansta İzmir'de yapılaşmanın %45 çok kötü, %20'si ise kötü durumda. Yani %65 rezalet demek istemiş. %65 değil, %85. Ben söyleyeyim size. Fakat niye Çeşme iyi dedi anlamadım. Daha önce Çeşme için riskli diyordu. Şimdi Çeşme iyi demiş. Acaba Çeşme'de bir yemeğe falan mı gitti? Profesör Doktor Ahmet Ercan hocamız yemeğe de gitmiş olabilir. Haber Ekspres'e bakalım. Daha sonra da gazetelerin ilavelerini okuyacağım. Gazeteleri yansıtmıştık çünkü. Haber Ekspres'te ayakta kalma savaşı, miyopati adı verilen ve kasların hareket kabiliyeti kaybetmesine neden olan hastalıkla yıllarca mücadele eden Şenay Kundakçı, kök hücre nakli ve fizik tedavi sayesinde ayakta yardımsız durabiliyor. Kendi başına 70 metre yürüdü. Bakınız, hiç yürüyemeyen bir insan için 70 metre ne biliyor musun? 70 milyon kilometre yürümüş gibi olur bir insan. Ben size söyleyeyim. Bir başarı, yürüyebiliyor. O çok önemli. Sağlıkta şiddeti caydırıcı ceza yok diyor. Türkiye'de toplumun her kesiminde olduğu gibi sağlıkta da şiddet son yıllarda arttı deniyor. Efendim Profesör Doktor Ünal Aydın'la günaydın Türkiye, günaydın İzmir'den sonra Seul'den geldi ayağının tozuyla. Evet, dünyada tıp nasıl, kanserle mücadele nasıl, bunları kendisiyle konuşacağız. 2,5 milyon genç kayıp. Cumhuriyet Halk Partisi Kani Beko, Türkiye'deki işsiz gençlerin gerçeğini gözler önüne serdi. 2,5 milyon genç askeri ücret yetmediği için sigortasını, maaşını ekleterek kaçak çalışıyor. Bu gençlerimiz kayıp diye konuştu. Ama bu arada hükümetin özellikle işsizlik fonuyla ilgili harcama yaptığı iddia edildi. Kani Beko'ya cep telefonuyla bağlandığımızda bir soruşturmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge vereceğim dedi. Ama bir ses çıkmadı onunla ilgili. Evet, bir ses çıkmadı. Kani Beko nasıl bir çalışma yapacak, nasıl takip edecek? Bu konuda en iyi bilenlerden aslında. Evet, devam ediyoruz. Milliyet Ege'ye bakıyorum. Her şeyin hesabını veririm diyor. Konak Belediye Başkanı her şeyin hesabını veririm diyor. Ne var da hesabını vereceksin? Konağın böyle arka sokaklarının, Konak ilçesinin arka sokaklarının süpürülmediği, çöplerin alınmadığı ve rezil haline mi vereceksin Semiha Pektaş? İsterseniz konuğa bir gösterelim bakalım. Neyin hesabını vereceksin? Her şeyin hesabını veririm diyor. Kim söylüyor? Konak Belediye Başkanı Semiha Pektaş diyor. Hesap vermeyeceğim, işe girmem. Mart'ta yine varım diyor. İlk önce kapını bir süpür, mahalleni bir süpür, şu çöpleri bir kaldır. ...olduğu yerlerden birisi. Burası da gıda çarşısına bağlanan ana bir yol. Ve bu yol gördüğünüz gibi şu anda çamur içinde ve sürekli burasının böyle olduğunu söylüyor vatandaşlar. Özellikle akşam iş çıkışı saatlerinde bu yol tıkanıyor. Trafik kilit haline geliyor. Vatandaşlar bundan özellikle çok şikayetçi. Bu yolun hemen yanında gördüğünüz gibi gıda çarşısının deresi var. Bu dere yıllardır böyle pislik içinde ve özellikle vatandaşlar bu derenin kokusundan şikayetçi ve bu derenin çok koktuğunu söylüyorlar. Şu anda gerçekten burada inanılmaz kötü bir koku var. Vatandaşlara sorduğumuzda burası yıllardır böyle koktuğunu belirtiyorlar. Özellikle bu derenin kokusuna bir çözüm bulunmasını istiyorlar. Evet, şu anda Konak Kadife Kale'deyiz. Kadife Kale'de şu anda İzmir'in belki de manzarası en güzel yerlerden birisindeyiz. İşte arka taraf görüyorsunuz, tamamen Konak ve Karşıyaka, tamamen İzmir ayaklarımızın altında. Ancak bu bölge pislikten geçilmiyor. Yerde gördüğünüz gibi kırık cam şişeleri, alkol şişeleri, alkol içen vatandaşlar burayı adeta mesken tutmuş. Böyle güzel bir yer nasıl değerlendirilmiyor? Nasıl böyle pislik içinde? Buradan yetkililere sesleniyoruz. Evet, şu anda Konak Çimentepe Mahallesi'ndeyiz. Bu yol boyunca biz gördüğümüz kadarıyla inanılmaz pislik var. Çöpler hep sokaklara atılmış durumda ve belediye gelip buralara adeta bakmamış, dokunmamış. Yol boyunca işte kenarlarda hep görüyorsunuz çöpler. Yolların hali içler acısı. Yollar yine yıkık dökük. Gelip Belediye Başkanı Semiha Pektaş her şeyin hesabını veririm derken hadi bakalım konağın çöplerin hesaplarını nasıl vereceksin, merak ediyorum. Diyor ki Konak Belediye Başkanı Semiha Pektaş, Konak'ın nüfusunun 365 bin olduğunu kaydeden Semiha Pektaş, Kemeraltı Gıda Çarşısı. Bakın, gıda çarşısı etrafında ne kadar pislik, çöp ve bakımsızlık olduğunu gördünüz toplanmayan. Kemeraltı'na gelince gidin de Kemeraltı esnafının halini görün. 14.500 esnaf düştü 8.000'e 9.000'e. Yani hepsi Konak Belediyesi'nin özellikle
otopark sorununu çözmemesi, ulaşım sorununda Büyükşehir'le ortak hareket etmemesi sonucunda esnafın müşteri kaybından, para kazanamadığından kaynaklanıyor. Ve burada Sema Pektaş, ilk önce sen sokaklarına bir topla, topladıktan sonra vatandaşı bir rahatlat, sonra tekrar adayım de. Ben bir dönem daha adayım diyormuş. Yani Sema Pektaş bir dönem daha adayım diyormuş. Bakalım bu ada nasıl yarım ada olacak? Yani Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili neler söyleyecek? Artık bundan böyle yerel seçimlerde herkesin kafasına göre siyaset olarak ben çıktım yaptım edeceği bir durum yok. Artık parti genel başkanları bu konuda kılı kırk yarıyorlar. Yani öyle bir çapraz bir şekilde adayları tespit ediyorlar ki inanılır gibi değil. Ben şimdi parti merkezlerinde nasıl çalışma yapıldığı konusunda hep istihbarat böyle partilerden gelenlerden gidenlerden sohbetler yapıyorum. Parti genel merkezlerinin önü için ne kadar kalabalık çok iyi biliyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezde çok yoğun bir tempoda olduğunu biliyorum. Evet devam edelim efendim. Selam iyi konuştular diyor. Mehmet Nuri Göçen Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'nın düzenlediği Uluslararası 5. Seramik Çalıştayı kuşağısına damgayı vurdu. Kokteylde katılımcılara belgeler dağıtıldı. Ve Karşıyaka'nın başarılı kaymakamı, Kuşadası kaymakamı oldu. Görevine başladı. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. İnşallah her şey gönlünce olur. Amaç gönül kazanmak. AK Parti İzmir Başkanı Aydın Şengül vatandaşı oy için değil gönül kazanmak için gideceklerini söyledi. Tabii ki gönül demek aynı zamanda da oy demek değil mi? Oy anam oy. Evet. Raylar dokuyu değiştirdi diyor. İzmir'i çepeçevre saran raylı sistem ağır kent dokusunda farkındalık yarattı. Karşıyaka ve Şirinler İstasyonu'na cazibe merkezi oldu. Eski Karşıyaka, yeni Karşıyaka, eski Şirinyer Gar Binası, yeni Şirinyer. Valla bu bazı yerlerde tramvayı da yutturmaya kalkmayın canım. Bazı yerlerde o kadar da güzel değil yani. Bazı yerlerde özellikle tek araç geçebilecek konuma gelmiş. Kimse de memnun değil. Allah için şimdi. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Öyle değil mi? Sabah gazetesinin ilavesine bakalım. Gece kartalları göz dolduruyor. İzmir'de göreve başlayan 750 bekçi 4 ayda suçlulara göz açtırmıyormuş. Bekçiler Bornova'da hani böyle gece bir düdük çalıyor ya böyle. Bir bakıyorsun bekçi düdüyor. Bizim çocukluğumuzda da vardı kahverengi elbiseleriyle beraber. Ondan sonra gece bekçilerine bekçi amca derdik böyle isim bilmezdik. Şimdi yine bekçiler gündemde. Şimdi gençler var tabii ki. Gece bekçileriyle Asayiş Berkemal bence çok önemli bekçilik. Bakın bunu sistematik olarak kaldırmışlardı geçmişte. Evet sokaklarda böyle her türlü rahat hareket edebilmek için sistematik olarak kaldırmışlardı ve şimdi bekçiliğin geri gelmesiyle birlikte bence çok iyi oldu diye düşünüyorum. Efendim bakalım şimdi Hürriyet Ege'nin İzmir ilavesi Ege'de neler varmış Hürriyet gazetesinin bakalım. Robot devrimi günün haberi. Enerji tasarrufu sağlayan radyatörle girişimcilik serüvenini başlayan ve 5 yılda 17 patent ticari ürüne dönüştüren Murat Merdin ilklere imza atıyor. İnsan hassasiyetinde sırada yapay zeka var. Aferin gençlerimize. Aferin. Yani çok güzel böyle robotlarla çalışıyorlar. Yani bu bir akıl işidir. Robotlar özellikle bence 4.0'a yavaş yavaş geçmemiz lazım. Yapay zekalara geçmemiz lazım diye düşünüyorum. Denizlerin yeni neferleri sefere hazır. 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunları yemin etti. Bröve taktı. Törene katılan rektör Profesör Doktor Nükhet Utar Türkiye'nin Çin'den sonra en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülke olduğunu söyledi. Dünya ticaretinin önemli bir kısmının hala deniz taşımacılığıyla yapıldığına dikkat çeken Profesör Doktor Hotar, ülke ekonomilerinin hassas dengelerini denizciliğin şekillendirdiğini ortaya koydu. Evet, Nükhet Hotar 9 Eylül Üniversitesi Rektörü ve başarılı çalışmalara imza atıyor. Hacı Muttalip Demir günaydın, hayırlı yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi kaybettiği 8 ilçede iddialı diyor kim? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel. Gazi Emir'de düzenlenen mahalle temsilcileri toplantısında Gazi Emir, Menderes ve Torbal ilçelerinin mahalle temsilcileriyle 2014 yerel seçiminde belediye başkanlığı kaybedilen 8 ilçenin neden kaybedildiğini bildiklerini, bu kayıpla telafi edeceklerini söyledi. İzmir'de bugüne kadar alınan sonuçlardan çok daha iyi bir sonuç almak için çalıştıklarını söyledi ama böyle giderse belki de kaybedeceğiniz ilçeler de olabilir veya olmayabilir. Bu da çok dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar. Kim için? Cumhuriyet Halk Partisi için. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle yerel seçimler yaklaşırken 24 Haziran seçimleri sonrasında Muharrem İnce rüzgarıyla o gece bilinmeyen o gece 24 Haziran'da başlayan tartışmalar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim yenilgisini zafermiş gibi anlatmaya kalkması tam 72 saat sonra Muharrem İnce'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya gelmesi
Ve tabii ki muhalefetin de bu şekilde birkaç koldan Erdal Aksünger, Muharrem İnce bu şekilde artması, birkaç bakış açısı olması, erken seçim için imzalar toplanması, aday adaylarının özellikle mevcut belediye başkanlarının, il başkanlarının, belediye başkanlarının Muharrem İnce'ye mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı destek vereceği konusunda ortada kalması ve devamında destek verilmediğinden dolayı da genel merkezin imzacıların yanında yer alanlara tepki koyması, İzmir'de de işte Aziz Kocaoğlu'nun özellikle Muharrem İnce'nin yanında yer alması ve parti genel merkezinde partinin bir değişime ihtiyaç olduğunu açıklamasıyla da geçtiğimiz günlerde Ekim ayının işte geçen hafta ben tekrar aday olmayacağıma kadar gitmesi, İzmir'de onun seçtirdiği ilçe başkanları, belediye başkanları ve il başkanında ortada kalması, arada kalması, imza verenler vermemesi tartışması, birçok aday adayın gündeme gelmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi defalarca geçen isimler, en başta en şanslı Tunç Soyer gibi, işte Kamil Okyay Sındır gibi, Abdülbatur'un da ismi geçmekte. Yani 3 kişi arasında yarışın olacağı söylemekle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu eğer iddia edildiği gibi Tuncay Özkan'ın daha önce açıkladığı gibi bir yerlerde kararlar alınır, CHP genel merkezinde uygulanır açıklaması eğer doğruysa, Kemal Kılıçdaroğlu'nda aşan bir durum varsa, kimin ne zaman nerede nasıl aday gösterilecek, nasıl başkan adayı olacak konusunda bir muamma var. Ama genel merkezde parti meclisinin özellikle vermiş olduğu yetkiye dayalı Kemal Kılıçdaroğlu'na aday belirleme yetkisi verilmişse, bu da bu tasarrufunu kullanacaksa, bugünden İzmir'de kimlerin aday olabileceğini %50 kestirebiliyoruz. Diyeceksiniz Rıdvan Akın, o %50'yi bize bir ver. Niye vereceğiz? Belki çalışacağız televizyon olarak onlarla. Yani ne yapacağız? Gelin diyeceğiz, işte kampanya yapalım, reklam verin, bir şeyler yapın diyeceğiz belki. Onun için isim vermenin bir anlamı yok. Ama genel merkez hakikaten kendi kontrol dışında birileri tarafından şu olsun bu olsun deniyorsa hepimiz çakılır kalırız. İzmir'de Büyükşehir'le ilgili özellikle kazanacak adayla çıkmak zorunda partiler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk. AK Parti'ye baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşamış olduğu olumsuzlukların seçimi nasıl yansıyacağı konusunda olumsuz şeyler yansıyacak. İYİ Parti'nin kendi başına adaylar çıkarması halinde en büyük zararı Cumhuriyet Halk Partisi'ne vuracak İzmir'de. Bu da AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Parti'nin ittifak halinde girmeleri halinde yerel seçimlerde yarayacak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Ama AK Parti'nin özellikle son yaşamış olduğumuz ekonomik krizle ilgili de her ne kadar kriz yok açıklaması yapılsa da vatandaşın kendi cebindeki hesaplar, paralar, bunları görerek karar vereceği önemli. Hükümetin yapacağı açıklamalar yeterli değil. AK Partililerin ilçe teşkilatları ve il teşkilatının sokak sokak vatandaş birer birer markajda gezmesi de bazen olumlu yansımayabilir. Çünkü vatandaş cebindeki paraya bakacak. Yani AK Parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde, İzmir'de bıçak sırtında İzmir Büyükşehir Belediyesi. İlçelere baktığımız zaman da ilçelerde de ben söylüyorum şimdiden, bu gidişata göre adaylar kim çıkarsa çıksın, ben söyleyeyim size, elinde 22 ilçe bulunduran Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17'ye veya 16'ya gerileceğinden bahsediyorlar. Belki 15'e gerileceğinden bahsediyorlar. Ama sorduğumuz zaman Cumhuriyet Halk Partili Bedri Serter diyor ki, İzmir milletvekili, İzmir'de diyor 29 ilçeyi kazanacağız. O ilçe kim, hangi ilçe dediğimiz zaman Kiraz, Salya, Çınar, Özçınar'dan bahsediyor. O tekrar seçimi kazanır diyor. Bugünden teslim olmuş oluyor. Evet efendim, şöyle baktık. Günaydın Türkiye, günaydın İzmir dedik. Daha sonra da iyilik sağlık programında Profesör Doktor Ünal Aydın'la birlikte olacağız. Ve sağlıkla ilgili özellikle konuşacağımız çok konular var. Gün içerisinde değişen programlar ve akşamda 17'de ana haberlerde karşınızda olacağım. Yeniden görüşmek üzere. Şöyle canlı çarpışanlı güçlü bir şekilde verelim bir İzmir Marşı ve İzmir Marşı ile veda edelim. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak.